Müflislik siyaseti, şu halk konserleri mevzusunu geçmişte çok işledim. Belediyelerin bu minvalde korkunç bir müsrifçi harcaması var ve bu konserlerin ekseriyetinin de kentin kültürüyle örtüşmediğini ifade ederek itiraz edip duruyordum. Ayrıca çok da disipline edilmediği için sonrasında hep nahoş hadiseler vuku buldu. Eğlence yerine şiddet. İşte son günlerde Ankara eksenli gelişen halk konserleri ve ödenen yüz milyonlarca lira. Ankara Belediyesi'nin Ebru Gündeş'in yer aldığı konsere 69 milyon lira ödediği gündem olmuştu. Sonrası açıklama geldi. 69 değil de 40 4,5 milyon. Tabii Mor ötesi de 71 milyon lira. Sadece iki konserin maliyet ödemesi 120 milyon lira. Tabii Athena, Güneş, Zeynep Bastık, Selçuk Balcı, Hadise, Bege... Candan Erçetin ve Murda'ya ödenen konser bedeli var. Onlara da 94 milyon lira ödenmiş. Dün Mansur Yavaş'ın bu rakamların sanatçılara ve konser alanı ile ilgili dağıtımını anlatmasını hayretler içerisinde izledim. İbretlik de ibretlik. Neymiş? Bu paraların hepsi sanatçılara gitmiyormuş. Sahne kurulumu, çevre diğer görevliler. Topyekünmüş. Ödenen miktar. Ha bir de KDV'si de dahil demeyi de ihmal etmiyor. Bizim bu zatı muhterem ekliyor bir de yapılan harcama bütçenin sadece 0,6'sına tekabül ediyor. Konserlere ödenen yani yüzde bir bile değilmiş. Yahu 3 konser etkinliğine 220 milyon lira bayılmak ne kadar masum görülebilir ki? İşin içerisinde derin bir tırtıklama yoksa kaldı ki belediyeler gelirlerini üst ve altyapı hizmetlerinin yanı sıra sosyal yönlü çalışmaları harcaması gerekmez mi? Bizimkisi ekmek yok yemeye atla gidiyor bilmem neye. Hele ki ekonomik sıkıntılar yüksek dozajlı seyrederken, hükümet tasarruf tedbirlerine sarılmışken, en önemlisi belediyelerin SGK'ya olan yüklü borçları dururken, konserlere bu kadar para akıtmak el insaf dedirtmez mi? İşin tuhaf tarafı da muhataplardan gelen cevaplar. Mansur Yavaş'a Ebru üzerinden mor ve ötesi üzerinden yüklenmelerinin nedeni milyonların çarçur edilmesinden değilmiş. Müsriflik içeren yönetiminden değil, onun cumhurbaşkanlığına adaylığı yüzündenmiş. Diyor ki Son 50 ankette hem başarı oranları açısından hem de kamuoyu yoklamalarında ben birinci çıkıyorum. Acımasızca saldırır, iftiralar sağlı sollu yapılıyor olması başarısındanmış. İşte siyasetin ruhhanesi bu kalemun gibi değişken. Partisine de mesajı var. Bu bilgileri sızdıran CHP'nin içerisindeler. Meclis üyeleri, işi alevlendirenlerin başında da iktidar değil, Ekrem İmamoğlu'nun çevresidir diyecek gibi demiyor. Lakin sosyal medyada iki tarafın trolleri fena bindirmede bulunuyorlar. Diyeceksiniz ki İzmir ne alemde? Değişen bir şey yok bildik. CHP'nin en büyük çıkması bu anlayış. İş yapmaz, yatırım bilmez, proje üretmez. Vaki olan konser, heykel, eğlence kültürü, vur patlasın, çal oynasın. Sıkıştın mı? Vur abalıya misali. Hükümet hizmet yapmamızı engel mağarası. Malum İzmir köfrezi çöplük, zehir saçıyor ve bu şehrin belediye yönetimi CHP'de. Bugün değil, çeyrek asırdan ötedir. Partinin varlığından bugüne İzmir kale olmuştu. Ama İzmir'e sıhhat verici olmamıştır. Bak baksanıza Cemil Tugay'a, koca şehrin belediye başkanının İzmir körfezindeki kirlilikle ilgili yaptığı savunma. Ne diyor Tugay zatı? İzmir körfezinin kirlilik problemi çok ağır bir problem. Önemli bir çevre sorunu. Çevre Bakanı üzerine düşeni yapmak zorunda. Denir ya gel de söylenme. İyi de Mansur abin gibi sen de konserlere fena şekilde müsrifliğin de ötesinde belediye bütçesinden paralar akıttın. Tarkan'a mı? Şevval'e mi? Milyoncuk. Milyoncuklar akıtıp durdun. Çevre dev Bakanı Murat Kurum bütçe görüşmelerinde körfez kirliliğine dikkat çekmek üzere numune suyu gösterirken şöyle seslenmişti. Bunun nedeni artık 85 milyonun malumu olduğu gibi İzmir'in atık sularını arıtmayan, pis suları doğrudan körfeze döken, körfeze bir fosseptik çukuru gibi kullanan İzmir Büyükşehir Belediyesidir. Çözüm için hiçbir adım atmayan yönetim anlayışıdır. Hasılı kelam diyeceğim şu. Artık belediyelerin ve de valiliklerin halk konserleri organizasyonlarından imtina etmeleri gerekir. El çekmeleri lazım. Çünkü harcamalar müsrifçe halk konserleri düzenlenecekse bu işin bakanlığı var. O da Kültür ve Turizm Bakanlığı. Belediye ve valiliklerce yapılan bu yöndeki etkinlikler çok yönlü istismara açık. Unutmadan Diyarbakır'daki Kültür Yolu Festivali kapsamında 10 gün süreyle her akşam halk konserleri düzenlendi. Bunlara yapılan harcamaya bakanlık ne kadar harcadı? Şeffaflık adına açıklanmalı. Aksi takdirde Ankara, İzmir ve İstanbul belediyeleriyle alakalı gösterilen gösterdiğimiz tepki yanlılık kazanır. Günün sözü: Halkın paraları müsrifçe konserlere harcanmamalıdır.